İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürürken Gazze'de de çatışmalar artarak devam ediyor. Dün bir okul vuruldu. Bugün Cuma, haliyle Mescid-i Aksa'da bir gerginlik yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. Kudüs'e gideceğiz şimdi. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal orada bizi bekliyor. Osman, neler aktaracaksın? Ahmet Arfat, evet, geçtiğimiz cuma öfke cuması ilan edilmişti. Hamas bir çağrıda bulunmuştu tüm dünyadaki tüm Müslümanlara. Birlikte cuma namazı kılmaya davet edilmişlerdi ki bunun nedeni Gazze'ye yönelik İsrail'in devam eden saldırıları, aynı zamanda Lübnan'a yönelik saldırılardı. Geçtiğimiz hafta bazı olaylar yaşandı. Mescid-i Aksa girişinde, yani Harem-ül Şerif girişinde, Aslanlı Kapı'dayız şu anda da. Ancak geçtiğimiz haftaya nazaran bu kez bu cuma daha sakin geçtiğini söyleyebilirim. Şu anda az önce cuma namazı sona erdi ve Filistinliler, cemaat dağılmaya başladı. Burada bir kontrol noktası var ki bunun gibi diğer 7 kapıda da kontrol noktaları oluşturulmuştu ve bazı gruplar yine her cuma olduğu gibi cuma namazına alınmadılar. Tabii tartışma yaşanan anlar oldu. Bazı gençler, yine gruplar haline gelen gençler özellikle de içeri alınmadıklarında onlar da kaldırımlarda cuma namazını kıldılar. Yer yer polis müdahalesi oldu ama geçtiğimiz hafta gibi öyle sert bir müdahale yoktu ve yavaş yavaş da olaysız bir şekilde de cemaatin dağıldığını görebiliyoruz. Tabii bu cuma namazı yine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, devam eden katliamının gölgesinde kılınan bir cuma namazı oldu ki İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. 7 Ekim yani yıl dönümünden bu yana çok ağır bombardıman altında ve gelen haberlerde tabii yeni can kayıplarının olduğu yönünde ki sen de belirttin, bir okul hedef alındı son olarak ve 28 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var. Şunu belirtelim, tabii ki birçok kamu kuruluşu, yine mülteci kampları, ibadethaneler, okullar vurulmaya devam ediliyor. Gazze şeridinde aynı zamanda bir tahliye emri de çıkarıldı. Gazze şeridinin kuzeyine yönelik Beytanun, Beytlahiya, bu bölgelerde, Cebaliye gibi bölgelerde yaklaşık 1.3 milyon insan güneye zorunlu göçe zorlanmıştı İsrail ordusu tarafından. O bölgelere çok ciddi operasyon, hem hava hem kara operasyonları gerçekleştirilmişti. Şimdi gelen son bilgiyi Birleşmiş Milletler'in raporuna dayandırarak söylüyorum. 450 bin Gazze'nin kuzey noktalarda sıkıştığı, orada mahsur kaldığı ve buna mukabilde İsrail ordusunun 450 bin kişiye evlerinizden çıkın, evlerinizi terk edin, yine güneye gidin şeklinde bir tahliye emri verdiği yönünde. Ama elbette ki tahliyeler sırasında da saldırılar devam ediyor. Açıkçası zaten birçoğu da güneye gidip güneyde artık barınacak yer bulamayıp tekrardan evlerine dönmek isteyen Filistinler, Gazze'liler onlar. Ve o üç bölge, yani Cebaliye, Beytanun, Beytlahiya, bu üç bölgeyi de kapalı askeri alan ilan edecek İsrail. Böyle bir planı var. Bu da ne demek? O bölgeye operasyonlarını yoğunlaştıracak. Tabii aynı şekilde kuzey bölgede de yine bazı beldeler, yani Hayfa'nın kuzeyinde ki birçok belde de yine aynı Gazze'deki gibi kapalı askeri alan ilan edildi ki o bölgelerde de cephenin genişletildiğini görüyoruz. İsrail'in sadece Gazze'ye değil Lübnan'a yönelik de saldırıları var. Tabii karşılıklı atışlar da yapılıyor Hizbullah cephesinden de. Örneğin dün 190 roketin Hayfa dahil olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki yerleşim noktalarına yollandığı rapor edildi. Bu sabah saatlerinde yine siren sesleri duyuldu Hayfa ve kuzeyinde. Ramay David hava üssü, bazı hava üsleri hedef alınıyor. Ve işte bu saldırılar devam ederken de elbette ki İsrail de bölgedeki cephesini genişletiyor. Şimdi tabii bir taraftan da şunu da belirtelim. Hem Gazze'ye yönelik saldırılar var, hem Hizbullah cephesine, Lübnan'a yönelik saldırılar var. Ama bir taraftan da İsrail'in İran'a yapacağı misilleme konuşuluyor günlerdir. Bu konuda bir karar çıkmadı. Hem İsrail hükümeti hem Amerikalı yetkililer bu konu üzerine istişare yapıyorlar günlerdir. Ve aynı zamanda Yoav Gallant, Savunma Bakanı'nın
Amerika Birleşik Devletleri gezisi iptal edilmişti. Bünyamin Netanyahu'nun bunu bilerek iptal ettiği yönünde bir dedikodu çıktı açıkçası. Bir iddia vardı. Öyle ki Yoav Gallant'la Netanyahu arasındaki iplerin gerildiği, aralarının kötü olduğu, hatta Yoav Gallant'ı Bünyamin Netanyahu'nun görevden alabileceği iddiaları gündemde. Bu tartışılıyor. Tabii bu geziden sonra silinme gerçekleşecek şekilde bir beklenti vardı ama o gezi iptal edildi. Şimdi beklentiden daha öte bir planlama yapılıyor. Netanyahu hükümeti, ofisi, gelen açıklamalar o noktadan önümüzdeki günlerde bu silinmenin kesinlikle yapılacağı ki Yoav Gallant da çok sert açıklamalar yapmıştı. Hiç beklemedikleri bir anda vuracağız şeklinde bir açıklaması oldu İran'a yönelik ve şu anda da kamuoyunda da beklenti İsrail'in İran'a yapacağı misilleme ve o misillemenin tabii ki merak edilen tarafı ne zaman yapılacak, ne şekilde yapılacak, nerelere hedef alınacak, petrol üretim tesisleri, nükleer tesisler gündemde, Cumhurbaşkanlığı kompleksi gündemde, işte şu anda İsrail kamuoyunun merak ettiği konu bu misilleme ne zaman olacak.